Evet arkadaşlar, Emre Çakmak YouTube kanalına hoş geldiniz. NMAX yeni kasa, eski kasa, XMAX fark etmez arkadaşlar. Fren hidrolik yağını nasıl değişeceğimizi ben size şimdi söyleyeceğim. Ben fren hidrolik yağlarını bundan kullanıyorum. Çarpı 2 kat daha iyi fren performansı sağlıyor. Manetler yumuşuyor. Öyle hava yaptığı için falan yumuşama değil. Gerçekten manetler yumuşuyor arkadaşlar. Şimdi bu yere dökülen eski yağ, gördüğünüz gibi. Arkadaşlar buradan böyle açıyorum. Çok basit yani, bunu herkes yapabilir yani. Açtım ya bunu bu şekilde. Buradan hidroliği bakın basıyorum. Bakın buradan atıyor. Şu an yeni geldi. Yeni geliyor. Burayı bitirmiyorum ama. Kesinlikle burayı bitirmiyorum. Sonra buradan yeni hidrolik geldiğinde bunu kapatıyorum. Bu şekilde kapatıyorum arkadaşlar. Sonra freni pompalıyorum. Şöyle. Freni pompalıyorum. Sonra freni böyle pompalayıp tutarak aşağıdan freni bir açıp hemen kapatıyorum arkadaşlar. Fren hidroliği değişmiş oluyor. Şimdi arkayı göstereceğim size eski yağ gelirken. Eski yağı bitirip yeni yağın gelmesini şimdi göstereceğim size. Bunu yaparken dedim video çekeyim, aklıma geldi de ön tarafta geç kaldık. Bir de arkadaşlar şurayı doldururken tıka basa doldurmayın. Şurası tam kapandığı, hani cam fullensin, şu kapandığı an yeterli yani. Şu an hidrolik seviyesi ideal yani. Arkadaşlar şimdi arka tekeri yapacağız. Şimdi şunu şuradan çıkarttım. Bunları kaybetmeyin arkadaşlar. Bunlar motorun sarf malzemeleri yani. Şunu şöyle azıcık gevşettim. Tamam mı? Bakın direkt hidrolik geliyor. Sonra buradan basıyorum. Aşağıdan tabii hidrolik çıkıyor. Şu an yani. Ben şöyle göstereyim. Fırlıyor yani. Ben oradan bastıkça buradan hidrolik fırlıyor arkadaşlar. Şimdi burası bitmeden, orası bitmeden, bura bitmeden, sakın ha bakın, buradaki hidrolik gitmeden buraya koyuyoruz. Sonra tekrardan basıyoruz. Burayı bitiriyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın hidrolik atıyor. Oradan yeni sıvı gelene kadar, şu an mesela eski sıvı kırmızıya dönüktü. Kahverengi kırmızıya dönüktü. Mesela bu koyduğumuz yeni olduğu için saf beyaz. Şimdi haliyle oradan şu kırmızının gelmesi bittiğinde işlemi bitiriyoruz. Sonra ufak bir demin anlattığım gibi hava alma olayı yapacağız. O kadar. Evet arkadaşlar. Hidrolikleri değiştirdim. Sonra buralara su tuttum. Fren hidroliği bu. Ben bundan 4 tane motorunkini değişebildim. Yani 2 NMAX, 2 XMAX değişti. NMAX'in frenleri zaten güzel. Şu an böyle dokanıyor, çak çakıyor direkt. XMAX'lerde aşırı fark ediyor. Tavsiye ederim arkadaşlar. 5.1 hem de sistemdeki yağın, bu yağın ömrü daha uzun. Orijinal çıkan DOT 4'e göre. Hem de fren performansı daha iyi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.